umut tacirliğinden ve algı siyasetinden artık vazgeçmek lazım. Ülkedeki emekçilerin fedakarlıkları ve çektikleri cefalar üzerinden sefa sürme döneminin artık bitmesi lazım. Bugün eğitim emekçileri açlık ve sefalet ücretine mahkum edilmişken en son açıklanan zamla aslında bir utanç zammına maruz kaldıklarını, hatta ek seyyanen zamda da burada bir sosyal yardıma ihtiyacı haline geldiğini maalesef ki üzülerek gördük. Bugün öğretmenlerimiz aldıkları maaşlarla maalesef ki ev kiralarını ödeyemez, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz halde. Çok yakın zamanda bu şekilde giderse bu tablo ve gerçekten insanca yaşayacak ücretler hakkı olan eğitim emekçilerine, kamu emekçilerine, devlet için çalışanlara verilmezse yakında İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de özellikle sahil kesimlerinde kamu çalışanı bulunamayacak. Yakında büyük şehirlerde öğretmen bulunamayacak. Tablo maalesef ki bu kadar acı. Türkiye maalesef ki büyük bir doğal afet yaşadı. Ancak bu doğal afet yaşamın merkezine insanı koymayan, insanı öncelemeyen, rant politikalarını önceleyen bir siyasi anlayış sebebiyle bir felakete dönüştü. Bu felaketten tabii toplumun tüm kesimleri etkilendi. Eğitim emekçileri, öğretmenler de bu felaketten çok ağır şekilde etkilendi. Biz eğitimin yalnızca sınavlara hazırlamak olmadığını, eğitimin aynı zamanda bir toplumsal rehabilitasyon sürecini de yönetmek olduğunu defalarca ifade ettik. Yani eğitim dediğimiz yer çocukları yalnızca sıralara oturturup sınavlara hazırladığımız yerler değil, bireyin gelişimini, bireyin iyileşmesini sağladığı gibi toplumun da iyileşmesini sağlar. Toplumun iyileşmesini sağlayacak kişilerde de başat aktör öğretmenlerdir. Şimdi geçtiğimiz günlerde 5 Temmuz itibariyle başladı. Bugün son gün. Nedir bu? Depremzede öğretmenlere güya tayin hakkı verildi. Denildi ki onların yanındayız denildi. Yine bir umut tacirliği yapıldı. Oradaki insanlar çok büyük bir travma yaşadılar. Artık çocukların elini tutmadan çocukları uyuyamıyor oradaki arkadaşlarımız. Dedik ki öğretmenler burada toplumsal rehabilitasyona da hizmet ediyor. Eğitim çalışanları burada aynı zamanda toplumun iyileşmesine de hizmet ediyor. Ama bu kadar ağır bir travma yaşamış insanları orada tuttuğunuzda bu travmanın iyileşmesini değil daha da artmasını sağlarsınız. Bakan Bey geldi sanki bir müjde verdi. 22 il açıkladılar. Bu iller arasında nasıl bir akıldır ki depremden etkilenen iller var. Yani yine Hatay'ı tercih edebilirsin diye bir tercih hakkı verilir mi depremzedeye? Yine Adıyaman'ı tercih edebilirsin diye verilir mi? Veya zorunlu hizmet bölgesi olarak ağırlıklı olarak o kapsamda tuttuğun Doğu veya Güneydoğu illerinin ağırlıklı olduğu bir tercihin gerçekten bu insanlara müjde diye sunulması hangi akıl ve hangi mantıkla izah edilir? Yine deprem riskinin en çok olduğunu bildiğimiz İstanbul'u nasıl bir müjde olarak sunabilirsin? İstanbul'da kalacak bir öğretmenin maaşıyla İstanbul'daki ev kirasını ödeyemeyeceğini biliyorsun. Bugün İstanbul'dan birçok kişinin artık başka yere tayin isteklerini bildikleri için buradaki boşluğu yine eğitim çalışanlarının, kamu çalışanlarının fedakarlıkları ve orada çekecekleri cefa üzerinden çözüyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Artık bu algı siyaseti, artık bu insanların duygularını sömürme, umutlarını sömürme siyaseti bitmedi. Çünkü neden? Kamuoyuna şöyle bir hak. Sanki devlet geldi, bu ülkenin depremden etkilenmiş eğitim çalışanlarına ilave bir hak verdi gibi. Bakın buradan bir kez daha açıklıyorum. 22 il var. Bu iller arasında nasıl bir akıl mantıktır ki depremden birinci derece etkilenen Hatay, Adıyaman, Maraş gibi iller var. Bunun yanında genel olarak zorunlu hizmet olarak gördüğümüz maalesef ki devletin yeteri kadar yatırım yapmadığı, biz öğretmenlere evet şunu her zaman ifade ediyoruz. Bu bayrağın dalgalandığı her yerde gururla hizmet yaparız. Ancak bu kadar ağır travmadan çıkmış insanlar şartsız tayin hakkı isterken gerçekten devlete yıllarca hizmet vermiş insanlar bu dönemde en azından bu etkilendikleri travmadan çıkmak için yine bu ülkenin çocuklarına eğitim götürmek için şartsız tayin hakkı ve gerçekten istedikleri yere gidebilmek isterken bu bir müjde değil. Bu gerçekten onların algılarını, duygularını, umutlarını sömürmektir. Bence çok büyük bir haksızlık.